Merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir üniteye başlayacağız, kişilik gelişimi ünitesine. Bu ünitenin içerisinde de birbirinden önemli ve değerli kuramlar göreceğiz. İlk olarak da tahtada görmüş olduğunuz gibi ünlü Alman psikiyatrist Sigmund Freud'un psikoanalitik, psikodinamik kuramını işleyeceğiz. Ee, öncelikle e, Freud bir tıp doktorudur, bir psikiyatristtir. Ee, yapmış olduğu araştırmalarda psikolojide çığır açmış. ...oldukça önemli bir bilim insanı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Freud insan doğası konusundaki görüşleriyle başlayalım. Diyor ki Freud insan doğası haz ve mutluluk peşinde koşma... ...acı ve kederdense kaçınma eğilimi üzerine kuruldur. Eğer psikopat değilsek, mazoist değilsek çok da haklı bir görüş. Her türlü eylemimizin sonucunda haz ve mutluluk arıyoruz... Hatta şu an dersi dinlerken bile acı çekiyor olsanız bile, atandığınızda yaşayacağınız mutluluğu düşündüğünüz için bütün bu sürece katlanıyorsunuz. Ancak Freud gene çok katlı olarak diyor ki, her ne kadar biz tüm eylemlerimizde haz ve mutluluk arasak bile çoğunlukla davranışlarımız acı ve keder verici durumlarla sonuçlanır. E bunu da en iyi herhalde bizler biliriz. Asıl iddiasına geldiğimizde ise diyor ki, çocuklukta yaşanılan ve baş edilemeyen problemlerden kaçma eğilimi gösterilir ve bilinçaltına bastırılır. Bilinçaltına bastırılan, itilen bu olumsuz yaşantılar ileride kişilik bozukluklarına, davranış bozukluklarına yol açar diyor. Şimdi bu tanımı açacağız tabii ama bizim için burada en önemli noktalardan bir tanesi Freud'un tanımda da söylediğimiz gibi çocukluk yaşantılarını önemsiyor olması. Bu çocukluk yaşantılarıyla kastettiği ise Freud bitene kadar her yerde karşımıza çıkacak 0-6 yaş arasıdır. Freud'a göre insan kişiliği 0-6 yaş arasında gelişir ve tamamlanır. Bu yüzden Freud'a göre yetişkinlikte görülen bütün kişilik bozukluklarının, davranış bozukluklarının nedeni çocuklukta yani 0-6 yaş arasında aranmalıdır. Şimdi Freud'un bu söylediklerini de basit bir kavramla somutlaştıralım. Günlük hayatta da çok sık kullandığımız bir kavram fobi. Ee, ama fobi ile korku arasında ufak bir farklılık var. Fobiler kişinin nedenini bilmediği, var olan anlamsız korkularına verilen isimdir. Ne demek istiyorum? Ee, mesela birçok insan aranızda da vardır köpekten korkuyor. Neden korkuyorsun köpekten diye sorduğumda bana köpek saldırdı. İşte peşimden koşturdu, köpeğin ısırdığı, saldırdığı birini gördüm. O yüzden korkuyorum diyorsa bu fobi değil, sadece korku. Ama neden korkuyorsun diye sorduğumda bilmiyorum diyorsa kişi o zaman bu köpekle ilgili var olan durumu bir fobidir. Freud'a göre her insanın birbirinden farklı olmak koşuluyla çeşitli fobileri vardır. Fobiler birer davranış bozukluğudur, akıl hastalığıdır demiyorum, lütfen yanlış anlaşılmasın. Birer davranış bozukluğudur. Hayatımızın tamamını değil ama belirli bir alanda aksamaya yol açar. Birçok insanda da fobiler bulunur dedim. Örnekleyelim. Eski kuşak çocuk yetiştirirken son derece aslında bilinçsiz davranışlarda bulunuyordu. Mesela bir, 15 buçuk yaşındaki bebek mamasını yemek istemez. Anne de ısrarla yedirsin diye tutturur. Başlar çocuğu, bak mamanı yemezsen seni köpeğe veririm diye tehdit etmeye. Bizim için komik, anlamsız hatta saçma görünebilir ama o yaştaki bir bebek açısından bu travmatik bir durumdur. Bilinçaltına köpeğin korkulacak bir şey olduğu yerleşir, ileride bunu hatırlamaz ve anlamsızca köpekten korkar. Ya da işte 3-4 yaşındaki çocuk yaramazlık yapar, gelir psikopat baba, çocuğu banyoya kapatır, ışıkları söndürür, kapıyı da kilitlerken üstüne bir de gelsin ucular seni yesin gibi saçma sapan bir tehdit savurur, alın size travma. Bu çocuk büyüdüğünde ileride mutlaka hem karanlıktan hem de kapalı yerde kalmaktan korkacaktır. E, Freud'un görüşlerinin nasıl değerli olduğunu da göstersin. E, günümüzde birçok aslında Hristiyan'da boğulma fobisi var. Bunun da en önemli sebeplerinden bir tanesi biliyorsunuz Hristiyanlığa göre bebekler günahkar doğarlar. Günahlarından arınsınlar diyerek de vaptis töreni yaparlar. Yani kutsal suya bebeği kafası da dair olmak üzere batırır ve çıkarırlar. Ancak bebekler bizler gibi nefeslerini tutamadıkları için o esnada su yutar ve bazen de boğulma tehlikesi geçirirler. Bu bilinçaltına <laughs> yerleşir ve ileride anlamsızca korkarlar. Toparlayacak olursak, demek ki görüldüğü gibi yetişkinlerde var olan fobi gibi davranış bozukluklarının, kişilik bozukluklarının temel nedeni hep nerede yatıyor? 0-6 yaş arasında. Eğer buraya kadar hem fikirsek. Şimdi Freud'un ana kuramı olan psikoanalitik, psikodinamik kuramın içerisinde birbirini tamamlayan 3 tane alt kuram vardır. Bunlardan ilki, birinci kuramımız topografik kuramdır. Freud bu kuramıyla altını çizerek söylüyorum insan zihnini üçlü bir sınıflamaya tabi tutar. Nereyi sınıflandırıyormuş? Zihnimizi. Peki nedir bu üç zihin bölümü? Sırasıyla bilinç, bilinç öncesi ve son olarak Bilinç dışı ya da bir diğer ismiyle bilinç aldı. Şimdi en kolayıyla başlayalım. Bilinçli. Bilinç insanın yapıp ettiklerinin farkında olduğu zihin bölümüne verilen isimdir. Ne yapıp ettiğimizin farkındaysak bilinç devrede demektir. Karşılıklı birbirimizden örnekleyebiliriz. Sizler şu an beni dersi dinliyorsunuz. Ne yapıp ettiğinizin eminim farkındasınız. Ben de dersi anlatırken ne yapıp ettiğimin farkındayım. O zaman karşılıklı olarak şu an her birimizde baskın olan zihin bölümü bilinçtir. Bu kolay olanı. Biraz daha işleri karmaşıklaştıralım. Bilinç öncesine gelelim. Bilinç öncesi gündelik yaşamdaki basit sorunlarımızı bastırdığımız, kendi başımıza küçük bir uyaran aracılığıyla hatırlayıp geri getirebildiğimiz zihin bölümüdür. Şimdi bilinç öncesinde bizim için önemli olan nokta şu. Birincisi gündelik yaşamdaki basit sorunları bastırıyoruz. İkincisi biraz düşünerek çaba harcayarak bir uyaran yardımıyla kendi başımıza hatırlayıp geri getirebiliyoruz. Hani dilimin ucunda ama hatırlayamıyorum dediğimiz şeyler bizim bilinç öncemizde yer alır. Örnekleyelim Umarım yoktur ama, aileden, çevreden eğer sevdiğimiz biri vefat ettiyse bunu ilk öğrendiğimizde inanılmaz üzülürüz, canımız acır. Ancak eskilerin dediği gibi zamanla bu acı giderek hafifler ve gün gelir bu acıyı hissetmez oluruz. Acıyı hissetmez olduğumuzda yaptığımız şey nedir? Bastırmış yani unutmuşuzdur. Ama o vefat eden kişinin bir fotoğrafını, bir eşyasını gördüğümüzde tekrar o kişiyi hatırlayıp üzülebiliyorsak kendi başımıza hatırlayıp geri getirebildiğimize göre nereye bastırmışız demektir bilinç öncesine. Ya da hatırlayacaksınızdır ödüllü bir fotoğraf vardı. Afrikalı bir çocuk ölmek üzereyken bir akbaba arkasında ölümünü bekliyordu. Hatta fotoğrafçı ödül aldı ama sonra yaşadığı vicdan azabından intihar etti. Şimdi bu fotoğrafı gördüğünüz ilk ana geri dönün. İçinizde üzülmeyen var mıydı? Yok. Herkes eminim üzülmüştür. Ama ben konusunu açmadığım sürece, bahsetmediğim sürece bunu hatırlayıp üzülen var mıydı her gün? Hayır. Ne yaptınız? Bastırdınız. Ama ben konusunu açtığımda bu fotoğraf gözünüzün önünde canlandıysa, tekrar bir hüzünlendiyseniz, kendi başınıza hatırlayıp geri getirebildiğinize göre gene bastırdığınız yer bilinç öncesidir. Bunda da hem fikirsek şimdi gelelim bilinç dışına yani bilinç altına. Bilinç dışı e, tüm korkularımızın, kaygılarımızın, komplekslerimizin, hayatımızı derinden etkileyen büyük problemlerin bastırıldığı zihin bölümüdür. Şimdi sınava yönelik bir konuşalım. Bilinç öncesine itilenler gündelik yaşamdaki basit sıkıntılardı. Oysa bilinçaltına itilenler ağır, travmatik, büyük problemlerdir bilinç öncesindekileri biraz düşünerek, çaba harcayarak kendi başımıza hatırlayıp geri getirebiliyorduk. Oysa bilinç altına itilenler ya özel bir takım teknikler yardımıyla ya da psikolog, psikiyatrist gibi uzmanlar yardımıyla açığa çıkarılabilir. Kişinin kendisi tarafından hatırlanarak geri getirilemez. Sınavda olur da bilinç öncesiyle bilinç dışı arasında takılır kalır. İşin içinden çıkamazsak bakacağımız nokta burasıdır kendi başına mı hatırlayıp geri getirmiş yoksa uzmanlar teknikler yardımıyla mı açığa çıkarılmış buna bakacağız. Şimdi devam etmeden bilinç dışında asla olumlu bir şey olamaz. Bilinç altına itilenler hep olumsuzdur. Neden? Düşünelim bana haz ve mutluluk veren bir şeyi ben unutmak ister miyim? Hayır onu sürekli olarak nerede yaşamak isterim? Bilinç düzeyinde. Oysa bilinçaltına itilenler bize acı ve kaygı veren durumlardır. Bu yüzden bilinçaltında asla olumlu bir şey yer alamaz. Zaman zaman bana şöyle sınıflarda sorarlar. Hocam kişi narkozun etkisindeyken ya da alkol aldığında bir takım şeyleri dökülü verir. Bunlar bilinçaltı olabilir mi diye? Hayır. Evet alkol ya da narkoz etkisindeyken kişinin söyledikleri doğrudur ama onlar ancak bilinç öncesi olabilir. Bilinç altındakiler bunların yardımıyla açığa çıkarılamazlar. Onu da söylemiş olayım. Şimdi şöyle bir senaryoyla devam edelim. Küçük yaşta 0-6 yaş arasında bir çocuk düşünelim. Bu çocuk hayatında kendisi açısından büyük, ciddi, travmatik bir problemle karşı karşıya kaldı. Çocuk bilinç düzeyinde öncelikle ne yapacaktır? her birimizin yaptığı gibi bir problemle karşılaştığımızda önce ne yapıyoruz? Problemi çözmeye çalışır. Ancak problemi çözemiyorsa bu problemden bilinç kaçma yolunu seçer. En kolay yoldur bu. Peki nasıl kaçılır bir problemden? Bastırılır yani unutulur. Peki ağır ve ciddi bir problem dediğime göre nereye bastıracak bilinç bunu? Tabii ki bilinç altına. Ancak bilinç buraya bastırmakla kalmaz. Aynı zamanda burada kalması için de büyük bir kuvvet uygular. Niye kuvvet uyguluyor? Çünkü bilinçaltına itilenler de burada kalmak istemiyorlar. Onlar da gün yüzüne, su yüzüne çıkmak istiyorlar. Ancak bilinç o kadar kuvvetlidir ki devrede olduğu sürece asla bilinç altındakilerin bilinç düzeyine olduğu şekliyle çıkmasına izin vermez. Ancak bilinç devredeyken bilinç altındakiler nasıl açığa çıkar? patlak vererek. Nasıl patlak verir? Davranış bozukluğu olarak. O zaman toparlayalım. Freud her ne kadar bilinçten, bilinç öncesinden bahsediyor olsa da aslında onun kuramının ana kavramı bilinçaltıdır. Hepinizin bildiğine emin olduğum çok meşhur bir benzetmesi var. Diyor ki insan zihni bir iceberg gibidir, bir buzdağı gibidir. E, buzdağının altıda birlik kısmı suyun üstünde kalan, gözle görülen kısımdır o kısma bilinç adını veriyor. Ama asıl büyük kütle buzdağına yönünü veren, hacmini veren, suyun altında kalan gözle görülmeyen kısımdır. Oraya ise bilinçaltı adını veriyor. Freud'a göre yetişkinlikte görülen bütün bu davranış bozukluklarının, kişilik bozukluklarının nedeni 0-6 yaş arasında yaşanan ve bilinçaltına itilen olumsuz yaşantılarda aranmalıdır. Peki o zaman senaryoya devam edelim. Diyelim ki ben Freud'un tanımladığı şekliyle kişilik bozukluğuna, davranış bozukluğuna sahip hasta bir birey olayım. Sizler de Freud'un kuramını benimsemiş uzman psikolog ya da psikiyatristler olun. Yardım amaçlı size başvurdum. Benim sorunumu teşhis ve tedavi edebilmek için incelemeniz gereken zihin bölümüm neresi? Bilinçaltı. Peki acaba bilinçaltımı açığa çıkarabilmek için davranışçıların önerdiği deney ve gözlem yöntemini kullanabilir miyiz? Tabii ki kullanamayız. Neden? Deney nasıl bir yöntemdir? Somut olgular üzerinde kullanılan bilimsel bir yöntem. Peki bilinçaltı somut bir varlık mı? Hayır değil. Soyut tamamıyla hayali bir şey. Dolayısıyla deneyi kullanamayız. Peki gözlem olabilir mi? Mesela oradan baktığınızda benim bilinçaltımı görebilen var mı içinizde? Hayır, bilinçaltı dışarıdan doğrudan gözlenip ölçülebilen bir yer değil. Dolayısıyla deney ve gözlemi kullanama. Acaba yapısalcıların önerdiği içe bakış yöntemini kullanabilir miyim? Ne demek içe bakış? Kişinin davranışlarının nedenlerini kendi içinde denetleyip bir başkasına aktarması. Yani siz uzman olarak bana sorsanız çocukluğunda sen ne yaşadığında arkadaş böyle oldun diye bu da olmaz. Neden? Siz sorsanız bile ben bilinçaltımı kendi başıma hatırlayıp geri getiremediğim için size cevap veremem. Şimdi buraya kadar hangi yöntemlerin kullanılamayacağını konuştuk. Peki hangi yöntemleri öneriyor Freud? Şimdi ona gelelim. Freud'un önerdiği, kullandığı yöntemlerden en meşhurlarından bir tanesi hipnozdur. Hipnoz kişinin belirli bir teknikle yarı uyku haline getirilip sorunlu olduğu geçmiş döneme döndürülüp Sorun öğrenildikten sonra uyandırılarak konuşma yoluyla sorunu aşma çabasıdır. Bu söylediğim karışık ifadenin Türkçe meali şu. Şimdi kişi uyanıkken ne devrede bilinç. Bilinçten dolayı kişi bilinçaltını kendi başına hatırlayıp geri getiremiyor. Siz kişiyi hipnozla yarı uyku haline getirdiğinizde aslında neyi devreden çıkarıyorsunuz? Kontrol mekanizması olan bilinci. Bilinç ortadan çıktığı için kişi çocukluğuna dönerek bilinç altındaki olayı yaşadığı hissettiği şekliyle geri getirip size anlatabiliyor. Problemi öğrendiniz. Ama kişi öyle yarı uyku halinde bırakamazsınız. Tekrar uyandırıp neyi devreye sokuyorsunuz? Bilinci. Sonra da artık problem belli olduğu için terapi seanslarıyla konuşarak kişinin farkındalığını arttırarak problemini aşmaya çalışıyorsunuz. Hipnoz aynı zamanda sağlık ve eğitim sektöründe de kullanılan bir teknik. Ee, mesela sigara, alkol ya da uyuşturucu bağımlıları hipnoz yöntemiyle bu alışkanlıklarından kurtulabiliyorlar. Ee, yabancı dil eğitiminde hipnozdan yararlanılabiliyor ama rehberlik dersimize de ufak bir gönderme yapalım. Ee, hipnoz tamamıyla uzman kişiler tarafından uygulanması gereken bir tekniktir. Milli eğitim okul bünyesi içerisinde de PDR'ciler de dahil olmak üzere öğrenci üzerinde hipnoz uygulanması kesinlikle yasaktır. Ancak PDR'ciler RAM'lara öğrenciyi sevk eder. RAM'ın içerisinde uzmanlar vardır. Hipnoz uygulanıp uygulanmayacağına onlar karar verebilir. Evet devam edelim. Freud'un önerdiği, kullandığı bir diğer meşhur yöntem rüya analizidir. Evet. Freud'un rüyalarla ilgili görüşleri halkımızın değerleriyle de pek örtüşmez. Biliyorsunuz bizim insanımız rüyaların geleceğe dair bir takım mesajlar taşıdığına inanır. Oysa ne Freud'a göre ne de günümüzde kabul gören bilimsel anlayışa göre rüyalar asla geleceğe dair bir bilgi vermez. Mantık hipnozda aynıdır. Kişi uykuya daldığında bilinç devreden çıkar. Dolayısıyla bilinç öncesi ya da bilinç altına itilenler kendisini dışa vurur. Nasıl dışa vurur? Rüya, bazen de kabus olarak. Bu yüzden aslında rüyalar yorumlanabilirse, bilinç öncesi ve bilinçaltı hakkında bize bir takım ipuçları taşır. E, Freud rüyaları bilinç öncesinden ve bilinç altından kaynaklanmasına göre ikiye ayrılır. Bilinç öncesinden kaynaklı rüyalar herkes tarafından aynı şekilde anlaşılabilen ve yorumlanabilen rüyalardır. Örneğin sınav yaklaştıkça kaygı düzeyiniz artacağından. Ee, sınav günü uyuk kaldığınızı, hastalandığınızı, başınıza kötü kötü uğursuzlukların geldiğini rüyanızda görebilirsiniz. Bu öyle olacağı için değildir. O anksiyete durumunun sizde yarattığı bir yansımadır bu. Bunu hepimiz bu şekilde değerlendirebiliriz. Ama Freud'un asıl üzerinde durduğu bilinç dışından kaynaklı rüyalardır. Ee, Freud'a göre buradan kaynaklı rüyalar ancak uzman psikolog ya da psikiyatristler tarafından yorumlanabilir. Çünkü Freud'a göre e, bilinçaltından kaynaklı rüyalar kendilerine olduğu gibi değil semboller aracılığıyla ifade eder. Örneğin e, biz de işleyeceğiz Freud'a göre her insanda doğuştan temel iki dürtü bulunur. Bunlar cinsellik ve saldırganlık dürtüleridir. Hak verirsiniz ki bu iki de toplumsal hayat içerisinde her içimizden geldiği dilediğimiz gibi duyuramayız. Engellenir ve bastırılır. Dolayısıyla da rüyalarda gördüklerimiz en çok bu cinsellik ve saldırganlık dürtüleriyle alakalıdır. Ve bunları yorumlamak da bizlerin işi değil ancak uzman psikolog ya da psikiyatristlerin işi durumundadır. Evet devam edelim bir diğer yöntem dil sürçmeleri. Hepimizin hayatta başına gelmiştir en istemeyeceğimiz olumsuz durumlardan birisidir biriyle konuşurken hiç öyle planlamadığımız halde ağzımızdan bir takım olumsuz ifadeler kaçıverir. Daha ağzımızdan çıkarken fark eder eyvah ne alt ettim ben nasıl toparlayacağım diye düşünürüz ama iş işten geçmiş olur. Freud'a göre özellikle terapi esnasında Danışanın yapmış olduğu dil sürçmeleri onun gerçek duygu ve düşüncelerini yansıtmaktadır. Bu yüzden terapi esnasında hastanın yaptığı o dil sürçmeleri mutlaka üzerine gidilerek analiz edilmeli ve incelenmelidir. Bir diğer teknik serbest çağrışımdır. E, terapist önceden hastaya, hastanın kişiliğini analiz etmeye yönelik çok sayıda anahtar kavram belirler. Terapi esnasında bu kavramları tek tek yüksek sesle danışana iletir. Danışan hasta her bir kavramı duyduğunda aklına ilk ne geliyorsa bunu yüksek sesle uzmana iletir. Terapist hiçbir yorumda bulunmaksızın aldığı cevapları tek tek not alır. Terapi sonlandıktan, uzman kendi başına kaldıktan sonra aldığı cevapları bütünlüğü içerisinde analiz ederek karşısındakinin kişiliği hakkında belli bilgiler elde etmeye çalışır. Gelelim bir de son olarak projektif testler söz konusu. Çok sayıda projektif test var ama hepsinin ortak özelliği şudur. Karşınızdakine ya yarım bırakılmış ya da yoruma muhtaç bir uyaran sunarsınız. Karşınızdakini kendine göre bunu tamamlamasını ya da yorumlamasını istersiniz. Aslında kişi tamamlarken ya da yorumlarken farkında olmaksızın bilinç öncesi ya da bilinçaltını dışa vurmuş olur. Ee, en meşhur projektif test hepiniz bilirsiniz Roşa mürekkep lekesi testidir. Bir düzüne beyaz büyükçe karton e, söz konusudur. Her bir kartonda... Sanki yaramaz bir çocuk mürekkep hokkasını rastgele devirmiş gibi anlamsız lekeler söz konusudur. Karşınızdakine her bir kartı bir süre gösterir sonra o kartta görmüş olduğu şekli yorumlamasını istersiniz. Bir diğer meşhur e, projektif test cümle tamamlama testidir. Karşınızdakine bir cümleye başlar ama sonunu getirmezsiniz. Nokta nokta noktadır dersiniz karşınızdakinden bunu kendine göre tamamlamasını istersiniz. Bir diğeri hikaye tamamlama testidir. Karşınızdakine yaş grubuna uygun olarak daha önceden hiç duymadığı, bilmediği bir hikayeyi okur ya da anlatır ama sonunu getirmezsiniz. Karşınızdakinden hikayeyi kendine göre sonlandırmasını istersiniz. Hikayeyi bitirme tarzına bağlı olarak da karşınızdaki hakkında bilgi sahibi olursunuz. Şimdi bu dersi şöyle bitirelim. Freud'un önerdiği tekniklerden hareketle onun kuramına yöneltilen en önemli eleştiri şudur. Bu yöntemlerle, tekniklerle elde edilen bilgiler bizi daha çok subjektif yani öznel bilgiye götürür. Hepsi yoruma dayalı teknikler. İşin içine yorum girdiğinde nesnellikten uzaklaşır, öznelliğe varırsınız. Oysa hepinizin bildiği gibi bilimsel bilgi objektif yani nesnel olmak zorundadır. Doğruluğu her yerde herkes için aynı olmalıdır. Ama Freud'un bu tekniklerle elde ettiği bilgiler bundan uzak subjektif öznel bilgilerdir. Evet, bir dahaki dersimizde artık Freud'un ikinci alt kuramı olan yapısal kişilik kuramına başlayacağız. Hepinize teşekkür ediyorum.